Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. Yine her zamanki gibi önce bazı başlıklar. Evet, Yunanistan-Makedonya sınır kapısı İdomeni'de dün hiç de beklenmedik bir olay yaşandı. Sığınmacılara nereden geçeceklerini gösteren bir el ilanı onları iki ülke arasındaki nehre doğru sürükledi. Bu gizemli olayın ayrıntılarını az sonra aktaracağız. Sırtınızda bir motorla uçmayı düşlediğiniz oldu mu? Böyle bir fantaziniz varsa eğer üzülmeyin, yakında hem de çok yakında gerçeğe dönüşebilir. Bu programda jetpackli uçuşlar hakkında son gelişmeleri de aktaracağız. Ve Ronaldo bir gün kafeteryada sıradan insanların arasına karışıp kahve içmek isterse. Bu da Ronaldo'nun fantezisiymiş. Gerçeğe dönüştüğünde ise hayli zorlandığını görüyoruz. Ronaldo'nun bu sıra dışı öyküsü de birazdan bu ekranda olacak. Dünyanın haberi başlıyor. Evet, Avrupa sınırlarında Suriyeli sığınmacıların yaşadığı dram derinleşiyor. Yunanistan'ın İdomeni kampında bekleyen yüzlerce sığınmacı dün aniden yürüyüşe geçerek karşılarına çıkan nehri aşmış ve binbir güçlükle de olsa Makedonya'ya ulaşmışlardı. Makedon yetkililerin o sığınmacıları Yunanistan'a geri gönderdiği belirtiliyor. Sığınmacıları harekete geçirense gizemli bir el ilanı. Avrupa'da güvenli bir yer arayışındaki sığınmacıların son sınavı işte bu nehir. Yunanistan'ın İdomeni kampını terk eden yüzlerce sığınmacı saatlerce yürüdükten sonra karşılarına çıkan nehri aştı ve Makedonya'ya ulaştı. Ancak çoğu Makedon yetkililerce geri gönderildi. Üstelik bir kısmı yine o nehri geçmek zorunda kaldı. Nermin isimli Suriyeli sığınmacı, soğuktan korunmak için çocukların geceyi plastik poşet altında geçirdiğini söyledi. Yürümemizi söylediler. Yürüyün, sınırı geçmenize izin verecekler dediler. Yağmura, soğuğa dayandık ama geçmemize izin vermediler. Çocuklarımız için korktuk. Hava çok soğuktu. Yanımızda çadır ya da korunacak hiçbir şey yoktu. Yolculuk yaşlıları da zorladı. Kamptan dağlara kadar uzun bir yol var. Benim yürümem 6 saat sürdü. Bu yaşta gerçekten çok zor. Genellikle dinlenerek yürüdüm. Pazartesi günü yüzlerce sığınmacı birdenbire İdomeni kampından ayrılarak yürüyüşe geçmiş ve karşılarına çıkan nehri aşarak Makedonya'ya ulaşmıştı. Sığınmacıları harekete geçiren nedenin bir el ilanı olduğu söyleniyor. Arapça kaleme alınan el ilanında kamptan ayrılmamaları durumunda sığınmacıların Türkiye'ye gönderileceği söyleniyor. Ayrıca sığınmacıların Makedonya sınırını nasıl aşacağını gösteren bir de harita bulunuyor. İlanı kimin hazırladıysa şimdilik sır. Uzay turizmi yakında sıradan bir hal alabilir. Özel firmaların ilgisi bu konuya her geçen gün artıyor. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, tıpkı uçak seyahatleri gibi uzay seyahati konusunda da standart kuralların getirilmesi çağrısında bulunuyor. Uzaya yolculuk artık eskisi kadar zor değil. Yakın bir gelecekte halka yönelik uzay seferleri sıradan bir hal alacak gibi gözüküyor. Özel firmaların da bu sektöre ilgisi giderek artıyor. Artan ilgi karşısında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü de harekete geçti. Örgütün konsey başkanı Bernard Alioune, 5 yıl içinde uzay seyahati konusunda uluslararası kurallar belirlenmesi gerektiğini söyledi. Bu kurallar sayesinde uzaya uçuş güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, ülkelerin bireysel düzenlemeleri yerine uluslararası bir standart konulmasının önemine de vurguda bulunuyor. Sivil Havacılık Örgütü, belirleyeceği kurallarla uzay turizmini daha da teşvik etmeyi amaçlıyor. Uzay turizmi konusunda son dönemde özellikle Virgin Galactic firmasının ismi ön plana çıkmış durumda. İngiliz milyarder Richard Branson'a ait olan firma, geçen ay yeni bir ticari uzay gemisini basına tanıtmıştı. 2-1-0. SpaceX firması da bu ayın başında uzaya yeni bir iletişim uydusunu başarıyla göndermişti.
Sırada farklı ve nefes kesici görüntüler var. Özellikle oyunlarda ve bilim kurgu filmlerinde sıklıkla rastladığımız jetpack'ler nihayet gerçek olmaya çok yakın. Amerika merkezli şirket Jetpack Aviation, jetpack'lerin gelişim sürecinde çok önemli bir mesafe kaydetti. Firmanın JB9 ya da JB9 ismini verdiği jetpack, kolay kullanılabilir bir yapıya sahip. Jetpack Aviation'ın resmi sitesindeki bilgilere göre JB9 yaklaşık 3 kilometre irtifada yol alabiliyor. Vücut ağırlığınız veya ellerinizi kullanarak hakim olabileceğiniz nispeten kolay bir kullanım sistemi bulunan jetpack, saatte 160 kilometrelik hıza ulaşabiliyor. JB9 ya da JB9 şu an için yalnızca 10 dakikalık bir uçuş süresine sahip. Henüz geliştirme sürecinde olan jetpack'lerin $100,000'dan satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Özbekistan'daki bir keşif, T-Rex olarak bilinen tarih öncesi bir yırtıcının evrim geçirmiş olabileceği görüşünü kuvvetlendirdi. Bilim insanlarına göre bulunan fosil, dinozorların geçmişine ilişkin bilgilerin güncellenmesi gerektiğini gösteriyor. Özellikle Özbekistan'da bulunduğu için yeni tiranosor türüne de Timurlengia adı verilmiş. İzliyoruz. T-Rex tooth. Bu, Güney Dakota'da bulunmuş bir T-Rex dişinin kalıbı. Bu da Orta Asya'da bulunan 19 milyon yaşındaki bir başka tiranosorun dişi. New York'taki Doğa Tarihi Müzesi Paleobiyoloji Bölümü Başkanı Hans-Dieter Suess'e göre, Özbekistan'da bulunan at büyüklüğündeki tiranosor, ileriki dönemde ortaya çıkan daha büyük yırtıcının atası. Özbekistan'da bulunması nedeniyle bu daha küçük boyutlardaki tiranosora ülkenin en önemli tarihi şahsiyetlerinden Timur'un adı verilmiş. Böylece bilimsel ismi Timurlengia euotica olmuş. Bu tiranosor at büyüklüğünde ve yaklaşık 300 kilo ağırlığındaydı. Bu keşifle biz tiranosorların geçmişinin 170 milyon yıla dayandığını görüyoruz. Belli ki elimizdeki bu fosil süper yırtıcılar olan T-Rex'in atası. Özbekistan'da bulunan fosil üzerindeki araştırmalar genetik bağlantıyı ve yırtıcıların evrim geçirmiş olabileceği görüşünü destekliyor. 90 milyon yıl önce Aral Gölü çevresinde dinozorların yaşadığı geniş bir alan olduğu biliniyor. Bu yüzden Özbekistan ve Kazakistan farklı türlerdeki paleolitik yırtıcı fosilleri açısından zengin bir bölge. Dünyada ayrıca ABD ile Moğolistan, dinozor ve benzeri türdeki yırtıcıların fosillerine en sık rastlanan ülkeler. Dünyada benzerine az rastlanan 1900 yıllık bir altın para. İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde yürüyüş yapan Lori Rimon, otlar arasında bulduğu madeni paranın ne olduğunu önce anlamadı. Ama bulduğu şeyin Londra'daki British Museum'da sergilenen nadir bir paranın ikizi olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdı. Milattan sonra 107 yılında Roma İmparatoru Traianus tarafından bastırılan para, imparatorluğun kurucusu Augustus adına çıkarılmış hatıra niteliği taşıyor. Paranın bir yüzünde Augustus'un büst görünümünde profil olarak gösterilmiş başı yer alırken, diğer tarafta Traianus döneminde İsrail'de görev yapan bir Roma lejyonunun sembolü bulunuyor. Uzmanlar o dönemde Roma orduları için tehlikeli görev alanlarından biri olan İsrail'de lejyonerlere yüksek ücretler ödendiğini, hatıra niteliğindeki bu paranın da askerlere verilmiş olabileceğini belirtiyorlar. Tarihi kaynaklara göre Celile bölgesinde görev yapan Romalı askerler günde 75 gümüş Roma drahmisi alıyorlardı. Bulunan altın para ise dönemin ekonomik koşullarında 25 gümüş drahmiye denk geliyordu. İsrailli Lori Rimon'un bulduğu altın paranın bugünkü değeri henüz tespit edilemedi. Ancak konunun uzmanları çok ender rastlanan bu paranın özellikle koleksiyonerler tarafından rekor seviyelerde satın alınabileceğini belirtiyorlar. Barcelona takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Arsenal'le karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi takım bugün son antrenmanına çıktı. Futbolcuları sahada bir sürpriz bekliyordu. 3 çocuk tüm güvenlik önlemlerini aşarak sahaya girdi ve yıldız futbolcuların ilgi odağı haline geldi. Hayalleri gerçeğe dönüşen çocuklar hallerinden memnun. Barcelona takımının son antrenmanında davetsiz misafirleri vardı.
futbol sever 3 çocuk. Çocuklar Barcelona'nın antrenman sahasına gizlice girmeyi başardı. Yusuf. Barcelona takımının sıkı bir hayranı olan çocuklar önce Dani Alves'in dikkatini çekti. Sonra tüm takım oyuncuları onlarla ilgilenmeye başladı. Çocuklar Barcelona'nın dünya ünlü futbolcuları Luis Suarez, Neymar ve Lionel Messi ile fotoğraf çektirdi. Arda Turan da çocuklarla yakından ilgilendi. Barcelonalı futbolcular çocukları önce havaya attı, sonra da bir süre onlarla oynadı. Çocuklar bu keyifli anların ardından imzalı formalarını aldı ve Barcelona takımının güvenlik görevlileri eşliğinde sahayı terk etti. Ve şimdi Belçika'dan bir son dakika haberi aktarmak istiyorum. Brüksel'de şu sıralarda bir polis operasyonu gerçekleştiriliyor. O bölgeden görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Bu operasyonun 13 Kasım'daki Paris saldırılarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Polisin operasyonu sırasında silah sesleri de duyuldu. Evet, Belçika'nın başkenti Brüksel'den bu görüntüler canlı olarak yayınlıyoruz. Bir terör operasyonu olduğu bildirildi ve operasyonun 13 Kasım'daki Paris saldırılarıyla ilgili olduğu belirtildi. İlginç bir haberle devam edeceğiz. Dünyanın en ünlü insanlarından biri bir gün arabasından iner ve bir kafeteryada kahve içmek isterse ne olur? Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo dün böyle bir şeyi denedi ve bakın başına neler geldi. Ronaldo önce arkadaşıyla kafeteryada buluşup deyim yerinde ise laflamaya başlıyor. Çok geçmeden hayranları kendisiyle fotoğraf çektirmek için yanına geliyor. 1-2-3 derken Ronaldo artık bu işin sonunun gelmeyeceğine karar veriyor. Kendince kalkıştığı sosyal deneyin bir tür fotoğraf ve selfie maratonuna dönmesi biraz yorucu hal alıyor. Ama buna rağmen deneyin sınırlarını zorlamaya karar veriyor. İçtiği her kahve başına daha ne kadar fotoğraf çektirebileceğini hesap etmeye başlıyor. Sonunda 4 kahve ile 109 fotoğrafa ulaşıyor. Bu sırada mekan da dolup taşıyor. Artık kalkıp kafeteryanın dışına çıktığındaysa kapıyı gazetecilerin doldurduğunu görüyor. Arabasına bindikten sonra telefonunun kamerasına şu mesajı bırakıyor. Bu güzel bir işaret. İnsanlar benim yaptığım işi seviyor, hayranlık besliyor. İyi bir futbolcu olduğumu görüyorlar. Bunu hissetmek çok ama çok güzel. Cristiano Ronaldo'nun şu anda milyonlarca insanın izlediği bu videosu aslında viral nitelikte bir reklam. Reklamın hedefini ise izleyenler ancak son karede görebiliyorlar. Na foto. Okay, Fransa radikal dincilerle propaganda savaşına girmeye karar verdi. Fransız hükümeti radikal dincilerin internet aracılığıyla yaptığı propagandaya karşı Facebook, Twitter, Google ve Microsoft'la anlaştı. Ayrıntıları almak üzere hemen Fransa'ya uzanacağız. NTV muhabiri Kayhan Karaca var karşımızda. Kayhan, bu radikal dincilerle mücadele konusunda propaganda yapan yaklaşık 283 internet sitesi kapatılmıştı hatırladığımız kadarıyla. Şimdi yeni ne tür önlemler alınıyor? Ahmet, geçen yıl meydana gelen saldırılar, iki büyük terör saldırısının sonunda bir şey ortaya çıktı Fransa'da. O da radikalleşen gençlerin özellikle internet üzerinde radikalleştikleri gerçeği. İşte Fransız hükümeti de aslında geçen yıldan bu yana bununla mücadele etmeye çalışıyor. Senin de belirttiğin gibi 283 internet sitesi geçen yıl Ocak ayından bu yana kapatıldı. Ancak bu yeterli değil. Zira radikalleşmenin büyük bölümü sosyal medya aracılığıyla gerçekleşiyor. İşte bu nedenle Fransız hükümeti geçen Aralık ayında Facebook, Twitter, Microsoft, Apple ve Google gibi internet devleriyle masaya oturdu. Bu mücadelede kendisine yardım etmeleri için ve bir mutabakata varıldı. Şimdi bu saydığım sosyal medya operatörleri Fransa'da bir vakıf kuracaklar radikalleşmeyle mücadele amacıyla.
Fransız hükümeti hiç ortalıkta görünmeyecek. Zira siyasilerin kredibilitesi çok düşük düzeyde olduğu için Facebook, Twitter gibi özellikle sosyal medya operatörleri sivil toplum kuruluşlarıyla bu mücadeleyi yürütecekler. Ne yapılacak? Bir vakıf kurulacak. Bu vakıf radikalleşmeye karşı mücadele veren sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı özellikle görsel materyali internet üzerinde yayınlayacak, yayacak tabiri caizse. Bunun tam olarak nasıl yapılacağı, bütün kullanıcıların göreceği şekilde mi yapılacağı yoksa sadece abone olmak isteyenlerin mi göreceği henüz bilinmiyor. Ancak böyle bir şey başlatılmış durumda. Bu dünyada bir ilk olma açısından çok çok önemli. Zaten Facebook'ta bu amaçla bu hafta içinde Paris'te bir toplantı düzenledi. Hemen hatırlatayım, Twitter'da tam olarak 125 bin hesabı cihatçı propaganda yapıyorlar gerekçesiyle geçtiğimiz ay kapattığını duyurmuştu. Toplantılar, gösteriler ve sosyal medyadaki aktiviteler bu şekilde devam edecek. Yeniden hatırlatıyorum, bu bir ilk olması açısından çok çok önemli Ahmet. Ve son olarak Rusya'dan bir haber var sırada. Kamçatka'daki Kuril Gölü 10 yıl sonra ilk kez dondu. Rusya'nın meşhur dondurucu soğuklarında neden bu göl donmuyordu da şimdi neden dondu? Bu soruların cevapları haberimizde. Görüntüler Rusya'nın doğusundan. Kamçatka Yarımadası'ndaki Kuril Gölü 10 yıl sonra ilk kez dondu. Ortaya belgeselleri aratmayan görüntüler çıktı. Normalde Otos denizinden esen güçlü rüzgarlar gölün buz tutmasına engel oluyordu. Ama Şubat ayında denizin alışılmışın dışında sakin olması ve gölün bulunduğu bölgede sıcaklığın eksi 20 dereceye düşmesi koşulları değiştirdi. Yıllar sonra ilk kez gölün üzeri kalın bir buz tabakasıyla kaplandı. Rus yetkililer bu durumun bölgedeki biyolojik dengeyi değiştirdiğine dikkat çekiyor. Bölgedeki yaşam büyük ölçüde göle bağlı. Gölün buz tutması da dengeleri değiştirdi. Göldeki balıklar da bu durumdan etkilendi. Kamçatka'daki en büyük üçüncü göl olan Kuril'in derinliği 176 metreyi buluyor.